Teknik aksaklıklardan dolayı yayınımızı yapamadık. Şimdi tekrardan Satürn Retrosu'nun etkilerinden bahsedeceğiz. Yükselen burçları nasıl etkileyecek Selda Hanım? Sizden dinleyelim. Tamamdır. Yükselen koç burçlarından başlayayım o zaman ilk önce. Yükselen koçlar bu süreçte hayallerini gerçekleştirmek için yeterli çabayı ve disiplini, kararlılığı gösterip göstermediklerini bir kontrol etme fırsatı bulacaklar. Arkadaşlarınızın, dostluklarınızın ne durumda olup olmadığına da bir bakma şansını bulacaksınız bu süreç içerisinde. Aralıktan bu yana dostluklar, arkadaşlıklar konusunda bir takım sınavlardan geçiyor olabilir yükselen koçlar. Kimlerin gerçek arkadaşları veya dostları olduklarının kararını da vermiş olabilirler. Aynı zamanda 11. evinden geçtiği için yükselen koçların üyesi oldukları sosyal gruplara, derneklere, vakıflara, oradaki oluşumların içinde hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken çok fazla bu alana odaklanmış olabilirler. Şimdi retro sürecinde yapmış olduğu bu çalışmalar esnasında bir takım engeller çıkacak olabilir, bir takım pürüzler ortaya çıkacak olabilir. Bunları gidermek varsa üzerlerine alması gereken sorumluluklar, bunları alıp yerine getirmekle bu süreci faydalı bir şekilde yürütebilirler. Aynı zamanda çok fazla hayallerini gerçekleştirmek için odaklanmış olabilirler uzun süre içerisinde. Bu nedenle de varsa çocuklarına ya da keyif aldıkları işlere çok fazla zaman ayıramamış olabilirler. İşte Satürn retro sürecinde de belki çocuklarıyla biraz ilgilenmek, onların sorumluluklarına birazcık onlara karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek için keyif aldıkları işlerle, hobilerle ilgilenerek ya da varsa flörtleriyle ilgilenerek bu süreci birazcık daha faydalı, daha rahat atlatabilirler diyebilirim. Yükselen boğalara geldiğimizde Satürn Aralık 2020'den beri yükselen boğaların 10. evinde transit etmeye başladı. Satürn 10. evden geçerken kariyer yaşamınızda sorumluluklarınızın fazlasıyla artmasını sağlamış olabilir. Başkalarının da işini yapıyor olabilirsiniz. Her zamankinden çok çalışmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Çok çalışırken yaptığınız işi de sorgulamaya başlamış olabilirsiniz. Bu işin size iyi hissettiren bir iş olup olmadığını sorguluyor olabilirsiniz ve belki de işi bırakmak gibi bir düşünceniz oluşmuş olabilir. Eğer daha önceden iş başvuruları yaptıysanız bu süreçte size dönüşler olmaya başlayacaktır. Bunları değerlendirebilirsiniz ama yeni başvurular ve yeni iş değişiklikleri yapmak için Satürn retro süreci çok da tavsiye edilmez. Bunun için daha çok 12 Ekim sonrasının bu tip işlemlerinizi, radikal değişikliklerinizi yapmak için 12 Ekim sonrasını tercih etmenizde fayda var. Yükselen ikizlere geçtiğimde, yükselen ikizler 9. evlerinde etkilenecekler, 9. evlerinden etkilenecekler. Satürn retrosu sürecinde hayallerinizi gerçekleştirmek için neler yaptığınıza bakıp eksiklerinizi tespit edebilirsiniz. Akademik yaşam, yüksek öğretim, eğitim, hukuk, yurt dışı, seyahat, yayıncılık, medya, basın yayın gibi alanlarda çalışan biriyseniz eğer bu konularda çok fazla efor sarf etmiş olabilirsiniz şimdiye dek. Retro sürecinde de bu alanlarda odaklandığınız konularda birçok pürüzle karşılaşabilirsiniz. Belki de daha önce gözünüzden kaçmış olan şeyler şimdi karşınıza çıkacak ve onları tespit etmek, o eksiklerinizi gidermek için bu süreci değerlendirebilirsiniz. Satürn retrosu boyunca daha çok kardeşlerinizle iletişiminizi güçlendirmek için bu süreci kullanabilirsiniz. Yakın akrabalarınızla daha yakınlaşabilirsiniz belki de. Aynı zamanda çok daha önemli bir şey var yükselen ikizler için. Bu süreçte Satürn'ün yani 9. evden geçtiği süreç içerisinde eğitim seçerken, alacakları eğitimleri seçerken çok çok seçici olmaları, kendilerine en faydalı eğitimleri tercih etmeleri oldukça önemli. Çünkü Satürn bundan sonra onların 10. evine geçecek. Ve bu evde şimdi aldıkları eğitim Satürn 10. evine geçtikten sonra onların statü sahibi olmalarını sağlayacak. Bu anlamda aldıkları eğitimlere çok çok dikkat etmelerinde fayda var. Aynı zamanda eğer tatil planları yapıyorsa yükselen ikizler kısa tatil planları tercih etmelerinde fayda var.
Ama bu bir Satürn süreci olduğu için tatile gittikleri zaman yanlarında işlerini de götürebilirler. Hem tatil hem iş ikisi bir arada olabilir yükselen ikizler için. Yükselen yengeçlere geldiğimizde yükselen yengeçler 8. evde yaşayacaklar bu transiti. Ortaklı kazançları, eşinizin kazançları, krediler, vergiler, mirasları temsil eden bu evinizden geçiyor Satürn. Bu konularda bir takım pürüzler ortaya çıkabilir bu süreçte. Belki eşinizde babasından bir ev kaldı. Bu evi evden çıkarmak istediniz ama bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ya da size bir miras kaldı ama ortada bir vasiyetname var. Fakat birileri çıktı ve bu vasiyetnameye itiraz etti ve bir dava süreci başladı. Böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Retro sürecinde bir yerden para gelecek diye, elim rahatlayacak diye beklemek yerine aslında yükselen yengeçler kendi yaratıcılıklarını kullanarak yaptıkları işlere odaklanmaları daha faydalı olabilir onlar için. Hani sürüncemede kalan işler, yavaş ilerleyen işler 12 Ekim sonrasında rutin bir şekilde ilerlemeye, çözülmeye başlayacaktır. Aynı zamanda yükselen yengeçler borç vermek konusunda da çok dikkatli olmalarında fayda var. Kredi çekmek bu dönemde çok da uygun olmayabilir. Ama çekmek isterlerse de istenilen kredi onlar için çıkmayabilir. Yükselen aslanlara geçtiğimizde Satürn onların 7. evinde transit ediyor. 12 Ekim'e kadar yükselen aslanlar ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Hem kariyer hem de özel ilişkilerinizde ilgili bir takım sınavlardan geçiyor olabilirsiniz. Ve hatta daha önce ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda ya da evliliğinizde bir takım konular hakkında konuşulmuş ama onlar sonuca bağlanmamış olabilir. Ya da siz çözdüğünü düşündüğünüz bir konu var olmuş olabilir. Fakat bu çözdüğünüzü düşündüğünüz konu retro sürecinde karşınıza çıkabilir yeniden ve onu gerçekçi bir biçimde ele alıp çözmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde, ortaklıklarınızda çok fazla sorumluluklarınız artmış olabilir bu dönemde ve bütün zamanınızı ortaklıklarınıza ve ilişkilerinize, evliliğinize odaklanmış durumda olabilirsiniz. Retro sürecinde kişisel hedeflerinizi birazcık kontrol etmek, biraz sizi motive eden şeylerle ilgilenmek bu stresi üstünüzden alacaktır diyebilirim. Yükselen başaklara geldiğimizde onlar da 6. evlerinden bu etkiyi alacaklar. 12 Ekim'e kadar sağlığınızda ve iş hayatınızda her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Aralıktan beri bu evde ilerleyen Satürn sizi birazcık sağlık problemleri çıkartmış olabilir ve aynı zamanda iş problemleri de çıkartmış olabilir. Bunlarla çok fazla meşgul olmuş olabilirsiniz. Belki de çalışma şartlarınız çok ağırlaşmış olabilir. Çok fazla sorumluluk almak zorunda kalmış olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız işten çıkarılmış olabilir. Onların sorumluluklarını da siz almış olabilirsiniz. Böylece o kadar çok işe ve sorumluluklara odaklanmış olabilirsiniz ki kendi sağlığınızı ihmal etmiş olabilirsiniz. Retro sürecinde ihmal etmiş olduğunuz sağlığınıza biraz daha önem verebilirsiniz. Mesela bir check-up yaptırmak sizin için çok güzel olabilir. Beslenme biçiminizi bir gözden geçirebilirsiniz. Eğer gereken kontrolleri yaparsanız ilerleyen süreçte yani Satürn retro süreci bittikten ileri hareket etmeye başladıktan sonra sağlığınızla ilgili problemler yaşamazsınız. Yükselen teraziler 12 Ekim'e kadar aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanlarında her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etme şansı elde edecekler. Aralıktan beri ilişkilere daha ciddi bakıyor olabilir teraziler. Eğer evliyseniz çocuklarınızla ilgili sorumluluklarınız artmış olabilir. Çocuğunuzun geleceğine dair kaygılarınız olabilir. Onun eğitimi için ekstra çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Retro sürecinde de şimdiye kadar bu konularla ilgili birkaç adım atmışsanız eğer bazı pürüzler çıkabilir ve yeniden bu konularla ilgilenmek, eksiklerinizi bu konularda tamamlamak durumunda kalabilirsiniz. Tüm bu konulara çok odaklanmış olabilirsiniz tabii ki bu süreçte. Bu nedenle de üyesi olduğunuz gruplara, arkadaş gruplarınıza çok da zaman ayıramamış olabilirsiniz. Retro sürecinde arkadaş ve dostluklarınıza,
arkadaş ve dostluklarınıza daha çok önem verip onlarla vakit geçirmek, üstümüzdeki stresi biraz olsun atmanızda fayda sağlayacaktır. Üyesi olduğunuz derneklerin, vakıfların faaliyetlerine de katılarak biraz olsun nefes alabilirsiniz bu anlamda. Yükselen akreplere gelince, yükselen akrepler 4. evlerinde bu transite alıyorlar. 12 Ekim'e kadar ailevi konularla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etme şansı bulacaklar. Aralıktan bu yana ailevi konularla ilgilenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. İşinizi de eve taşımış olabilirsiniz. Anne babanıza veya kendi kurmuş olduğunuz aileye dair sorumluluklarınız artmış olabilir. Onların sağlıklarına dair endişeleriniz artmış olabilir. Onların belki sağlık problemleri vardı. Onlarla da ilgilenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Eğer babadan, atadan kalan mal, mülk, arsa satışı, bunları üzerinize geçirme gibi bir durum varsa, retro sürecinde bu işlerle ilgili bir takım pürüzler ortaya çıkabilir. Yani her şey istediğiniz süreç içerisinde gerçekleşmeyebilir. Bir takım evraksal, bir takım prosedürler gündeme gelebilir ve bunları halletmekle bu süreci geçirebilirsiniz. Taşınmak, yer değiştirmek çok da tavsiye edilmez bu süreçte. Çünkü taşındığınız zaman taşındığınız yerde, evde ya da mahallede oradan çok da memnun kalmayabilirsiniz. Bu yüzden taşınma, radikal yer değişimleri konusunda 12 Ekim sonrasına bu konuları bırakmak çok daha doğru olabilir. 12 Ekim'e dek biraz nefes almak ve üzerinizdeki stresi azaltmak için kariyerinize odaklanmanız iyi olabilir. Toplumdaki imajınız, statünüz ve hayat hedefleriniz için biraz daha çabalayarak o ailedeki o stresi üstünüzden atabilirsiniz yükselen akrepler. Yükselen yaylara geldiğimizde 3. evden alıyorlar bu transiti. 12 Ekim'e kadar kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etme şansı bulacaksınız. Bu süreçte iletişim biçiminiz daha ciddi ve mesafeli olabilir. Aralıktan bu yana kardeşlerinizle ilgili bir takım sorumluluklar üstlenmiş, onların meseleleriyle ilgilenmiş olabilirsiniz. Eğer bu sorunlar daha önce varsa, vardıysa ve siz bu sorunları görmezden geldiniz ya da konuşup kestirip attınız, yani çok da ilgilenemediyseniz, bu sorunlar Satürn retro sürecinde gündeme yeniden gelebilir. Kardeşlerinizle ilgili almanız gereken sorumluluklar olabilir, ortak sorumluluklar da olabilir tabii ki bunlar. Bunları gerçekçi bir biçimde ele alıp çözüme kavuşturmanız gerekiyor bu süreç içerisinde. Tüm bu konularla ilgilenirken hayallerinizi gerçekleştirmek için zaman ayıramamış olabilirsiniz sizler. Retro sürecinde daha önce yarım bıraktığınız bir eğitime başlayabilirsiniz mesela. Ama bu eğitimin kısa süreli olmasına dikkat etmenizde fayda var. Uzun süreli bir eğitim için bu transit çok da desteklemiyor açıkçası uzun süreli eğitimleri. Bu nedenle eğer uzun süreli bir eğitim almak istiyorsanız 12 Ekim'den sonraya bu kararınızı bırakmanız çok daha iyi olabilir. Yükselen Oğlaklara gelelim. Yükselen Oğlaklar Aralık 2020'den itibaren Satürn'ün transitini 2. evden alıyorlar. 12 Ekim'e kadar maddi kaynaklarınızla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etme şansı bulabilirsiniz. Elinize geçenle, elinizden çıkanın ne olduğuna bakabileceğiniz bir süreç bu. Aralık 2020'den beri çok fazla çalışıyor olabilirsiniz ama tam olarak istediğiniz gibi kazanamıyor olabilirsiniz. Retro sürecinde de yaptığınız işten, işteki maddi gelirler azalabilir. Masraflarınız artabilir bu süreçte. Elinize geçen parayı daha hesaplı kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Retro sürecinde sizin için neyin değerli, neyin değersiz olduğunu gözlemleme ve karar verme süreci olacak aslında bu. Bundan sonra değer verdiğiniz şeyler için daha çok çaba harcama kararı alabilirsiniz bu süreçte. Ayrıca borç vermek bu süreçte çok da tavsiye edilmez. Verdiğiniz borç size geri dönemeyebilir ya da bir kısmı ödenebilir ya da ödenmeyebilir. Bu konuda da oldukça dikkat etmenizde fayda var. Yükselen kovalara geldiğimizde yükselen kovalar 1. evlerinde alıyorlar bu transiti. 12 Ekim'e kadar yaşam hedeflerinizde ve genel olarak sağlık durumunuzla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını gözden geçirme şansı elde edeceksiniz.
Aralık'tan bu yana sizler için 14 yıllık bir döngü başladı aslında. Bu yıl ve gelecek yıl kendiniz için yapacağınız her şey önünüzdeki 14 yılın bir temelini oluşturuyor aslında. Bu nedenle aldığınız kararlara, başladığınız işlere çok çok önem vermelisiniz. Çok iyi odaklanmalısınız. Bu süreçte yaşama bakış açınız çok farklılaşmış olabilir, değişmiş olabilir. Kendinize yeni hedefler belirlemiş olabilirsiniz. Aralıktan bu yana başkalarıyla değil, sadece kendinize odaklanmış olabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken ne varsa yapmak için çaba sarf etmiş ve hala çaba sarf ediyor olabilirsiniz. 12 Ekim'e dek şimdiye kadar neler yaptığınız, kendiniz için neler yaptınız, tüm bunları gözden geçirip eksiklerinizi tespit etmek için çok güzel bir dönem aslında. Kendinize o kadar çok odaklanmış olabilirsiniz ki şimdiye dek, ilişkiniz varsa ilişkinize, sevdiğiniz kişilere çok fazla zaman ayıramamış olabilirsiniz. Retro sürecinde birazcık olsun ilişkilerinize ve sevdiklerinize zaman ayırarak üzerinizdeki o stresi de atma fırsatı bulabilirsiniz. Son olarak yükselen balıklara geldik. Yükselen balıklar da 12. evlerinden bu transite alıyorlar. 12 Ekim'e kadar bilinç dışınızda ve manevi yaşamınızda her şeyin yolunda olup olmadığını gözden geçirme şansı bulabilirsiniz. Aralıktan bu yana hayatınıza bir takım negatif insanlar girmiş olabilir. Yaşamınıza bir takım kişiler giriyor ancak bir şekilde ilişkiniz bozuluyor ve bu kişiler size düşmanca davranıyor olabilirler. 12. ev birazcık gizli düşmanlar evidir ve Satürn buradan geçerken tüm bunları ortaya çıkaracaktır açıkçası. Birazcık psikolojik süreçleri anlatan bir ev aslında. Bu dönem siz yükselen balıklar için geçmiş 14 yıllık döngünün sonunu ifade ediyor. Geriye dönüp 14 yıl içerisinde neler yaptığınızı düşünebilirsiniz. Artık geçmişteki hayalleriniz, idealleriniz, tavır ve davranışlarınız sizi mutlu etmiyor olabilir. Hayata başka bir açıdan bakmanız gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bir şeylerin bitmek üzere, değişmek üzere olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Fikirleriniz, hayata bakışınız, hedefleriniz, inandığınız şeyler, her şey değişikliğe uğrayacaktır. Satürn'ün bu evde ilerleyişi sürecinde. Tüm bunlar size imkansız gibi gelebilir şu anda ama değişeceğini, bu değişikliklerin olacağını aslında bir sonraki yıl daha net görebilme şansınız var. Yaptığınız iş şu anda size hiç keyif vermiyor olabilir. Kendinizi iyi hissedecek başka bir iş arayışında olabilirsiniz. İş yükünüz çok artmış olabilir. Verdiğiniz emek görülmüyor olabilir. Takdir edilmiyor olabilirsiniz. Ya da bir işle uğraşmak istemiyor olabilirsiniz. Biraz izole olmak, yalnız kalmak ihtiyacınız artmış olabilir. Bu yüzden sosyal ortamlardan uzaklaşmış, arkadaşlarınızın çok azıyla görüşüyor olabilirsiniz. 12 Ekim'e kadar yani retro sürecinde ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızla biraz iletişim kurmak, beslenme düzeninize birazcık göz atmak ya da sağlığınızla ilgilenmek size çok iyi gelebilir. Ya özetle bu kadar tüm burçlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize güzel bir süreç diliyorum. Çok teşekkürler Selda Hanım. Ben teşekkür ederim. Bilgiler ışığında hareket edeceğimizi düşünüyorum. Ben kişisel olarak söyleyeyim. Yeni kararlar alırken genelde hem kendi burcumu hem de yükselenimi takip ederek kararlar alırım. Size de tekrar çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum yayınla kabul ettiğiniz için benim. İlayda'cığım sesin kapalı. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de ona göre hareket edeceğim artık. Diğer yayında görüşmek üzere o zaman. Aynen. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler tekrar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.